Dolayısıyla bizi öyle bir yere çektiler ki bunu bilerek yapıyorlar. Din üzerinden siyaset yaparak 31 Mart seçimlerinde, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta PKK ve FETÖ'cü diyerek bize saldıranlar şimdi din ve dindarlık üzerinden algı yaratmaya çalışıyorlar. Bizim bu oyuna gelmememiz lazım. Efendim biz anlattık, millet dinlemedi. Dinlemesin kardeşim. Ben milletvekiliyim. Ben mecliste yemin ettim. Dedim ki namusum ve şerefim üzerine ant içiyorum. Doğruları, milletin isteklerini, arzularını, söz verdiğim şeyleri yapmaya yemin ettim, ant içtim. Benim söz verdiğim şey, ben emeklinin derdini anlatırken emekli beni dinlemedi de gitti AK Parti'ye oy verdi. Ne hali varsa görsün demek değil benim işim. Benim işim hala ısrarla emeklinin yaşam, hatta yaşamamasını anlatmak. Benim işim bir günden 17 yıl kaybeden o kardeşlerimin derdini anlatmak. O benim. 21 ben de öyle. Ocak'ta 21 Ocak'ta İstanbul'da Kartal Meydanı'nda saat 2'de miting yapacaklar. Allah kısmet ederse katılacağım, yanlarında olacağım. Onların yanlarında olmalıyız. Staj ve çıraklık mağdur olup söz verilmesine rağmen o staj ve çıraklık süreleri sigortaya sayılmayan insanların derdini anlatmak benim işim. Benim işim 2 metre karın üzerinde uzman çavuş, sözleşmeler, vatan için can verirken, toprağın karabağrına, gül bahçesine, girercesine düşerken, Ankara'da ordu evine giremeyişini, onların hala sözleşmeli kabul edilip kadroya alınmayışının feryadını duyurmak benim işim. Bizim işimiz o. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Peki. İktidar ne der? İktidara insanların bakışı nedir diye düşünmeyeceğiz. İktidarın oyununa gelmeyeceğiz. Hilafet istiyormuş. Hilafeti kim ne istiyor oğlum? Ne hilafeti lan? Arabistan Vahabi. Senden değil, seni Müslüman kabul etmiyor. Katar, yani Nazif hocamın işine girmeyeyim. O benden daha iyi bilir bunları. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus, Cezayir, Suriye, Irak. Seni ciddiye alıp böyle bir hilafetin sancağı altında toplanmaz zaten. Dolayısıyla neyin hilafetini istiyorsunuz? Bu Fatih Camisi'ndeki, madem bu kadar dindar Müslüman İsrail için çok şey, Filistin için üzülmüş, İsrail'e tepki göstermiş. Oğlum ne istedin lan Galip Hoca'dan? Galip Hoca mı lan Filistinlileri öldürmeye kalktı? O mu İsrail'e uçak göndermeye devam ediyor? O mu İsrail'e gemileri gönderiyor? O mu İsrail'e çelik ticaretini yapıyor? O mu sizin Kasım ayıyla Aralık ayında, Kasım ayında 300 küsür milyon dolar İsrail'e ticaret yapmışız? Ülkenin ticaret bakanı diyor ki azaldı ticaretimiz diyor. Yalancı adam bile. Aralık ayında 400 milyon küsüre çıkmış. Orada Mert kardeşim ekonomiyi benden daha iyi biliyor. Rakamları daha iyi biliyor, daha iyi görüyor. 400 küsür milyon dolara çıkmış. Ticaretimiz azaldı %48 diyor. %52 ticaret devam ediyor. Aklımızla oynuyorlar. Şimdi bu Galip Hoca mı, Fatih Camisi'ndeki hocanın suçu günahı neydi? Oğlum bıçağınla niye gitmedin lan İsrail'e? Niye gitmedin lan Kudüs'e? Niye gitmedin oralara da o insanlara, Filistinlere destek vermedin? Bizi bir oyunun içine çekiyorlar. İşte 31 Mart seçimlerine giderken bu oyunun adı belli. Bakın ben bir haftadır ordudayım. Esnaf geziyorum. Vallahi batıyorlar, billahi batıyorlar. Batıyorlar. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Bize diyorlar 7200 prim günü söz verdi diyorlar, evet. Recep Tayyip Erdoğan. İnandık, oy verdik. Hala 9000 prim günü üzerinden emekli olacağız diyorlar. Mülakat, çocuklar, anneler geliyor, karşılaşıyor, sokakta öpüyorlar. Mülakat kalkacaktı Cemal Bey, siz niye mücadele vermiyorsunuz? Konuşun. Bize dert yanıyorlar. Mülakat kalkacak sözünü veren adam Recep Tayyip Erdoğan. Sözü yerine getirmeyen adam Recep Tayyip Erdoğan. Bakın en ilginci çiftçi açısından tam 11 yıldır alan bazlı destek 171 liradan 172 liraya çıkmamış. İnsanlar ağlıyor. İşte bunlar bu gündemleri değiştirip yerine bizi böylesi gündemlerle uğraştırarak din diyanet içine sokmaya çalışıyorlar. Bizim İslam inancımız, bizim Kur'an inancımız kimsenin test edeceği bir inanç değildir. Toparlayalım lütfen. Bir şey söz konusu bile olamaz. Ve bunların İslam inancından dolayı da Müslüman olan yok bu ülkede. Hatta onlarca insan diyor ki bunlar Müslümansa ben Müslüman değilim arkadaş diyor. Ülkeyi getirdikleri durum bu.
Onun için ben diyorum ki tartışmalarımızı yapıyoruz. Güzel, uyarılarımızı yapalım. Güzel. Ama ülke hakikaten batıyor, çöküyor. Bakın bugün Ordu'da simit 12,5 lira oldu. İpek 12,5 lira. 10 lirada çay 22,5 lira. Şimdi Recep abiye soruyorum. Recep abi eskiden diyordu ki asgari ücret eğer diyordu 4 kişilik ailede 4 simit 4 çay günde 12 simit 12 çayın altına 16 simit 16 çayın altına düşmüşse o iktidar adil değildir diyordu. Şimdi 4 simit 50 lira. 4 çay 50 lira. 100 lira. Değil mi? 100 lira etti. 100 öğlen, 100 akşam simit, çay 300 lira. Aya vurduğunda 9 bin lira. Emekli maaşı kaç lira? 7500 lira. Dul yetim maaşı kaç lira? 5 bin lira. Engelli maaşı kaç lira? 3 bin lira. Biz neyi konuşuyoruz? Fatih Camii'ne gelmiş, Allahu Ekber diye hocayı bıçaklamış. Biz onu konuşuyoruz. Konuşmuyoruz. Konuşturuyorlar. Bizi buraya bilerek çekiyorlar. 31 Mart'ta Kanal İstanbul'u hayata geçirmek en büyük hayali olup büyük rant projesini hayalini gerçekleştirmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan sırf kazanabilmek için bizi bu mecraya çekiyor. Onun için bizim uyanık olmamız gereken yer vardır. Biraz önce dediklerinize katılıyorum. Bu hilafet, şeriat çağrıları karşısında biz zaten uyanığız. Biz bilinçliyiz. Ama biz bunu yaparken sen ben kavgasına düşmeden yapmalıyız. Peki çok yani teşekkürler. Bir virgül. Çok teşekkürler gerek. Tam Nazif abimin dediği gibi millete sesleniş yapıyorum. Tamam peki tamam. Yani şimdi tamam, bizi düşürdükleri duruma bakın. Bizi düşürdükleri duruma bakın. Şimdi bir parti çıkıyor diyor ki Kürt faşizmine karşı Türk aday. Bir parti çıkıyor diyor ki Alevilerden temizledik. Arkadaş Kürt, Türk, Alevi, Sünni hepimiz bu cumhuriyetin evlatlarıyız. Bu cumhuriyeti beraber kurduk. Bu oyunu kuran AKP'dir. Bu oyunu kuran adam Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu oyuna gelmeyelim. Bu oyunu bozalım. Bozmanın yolu da tekrar söylüyorum. Samimiyetle muhalefet yapıp sokaktaki halkın derdiyle dertlenip halkın dertlerini gündeme getirmektir. Biz bunu yaptığımız zaman göreceksiniz ki başarı kendiliğinden gelecek. Hangi parti olursa olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ekrem İmamoğlu aday, Murat Kurum aday, filanca aday. Kardeşim halk kimi seçecekse onun için halkın seçeceği kişi kendini anlatsın, yapacaklarını anlatsın. Bir diğer partiyi kötülemenin bir anlamı yok. Diğer partinin bir diğerine savaş ilan etmesine gerek yok. Hayırdır Balkan Rus Harbi'ne mi girdik ya? 6-31 Mart'ta bir seçime gideceğiz. Bu seçimde de ne yapacağımızı anlatalım. Halktan destek bekleyelim. Ben özellikle şunu hemen söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'na da tavsiyem, CHP'ye tavsiyem de şu. Seçime katılan partilere hain gözüyle bakmayın. Bölücü gözüyle bakmayın. Defalarca hatırlattım. Bir kere daha hatırlatayım. Türker Hocam da vardı, Nazif abim de vardı, Bülent Bey de vardı. Demokrat Parti 2019'da seçime girdi 22 bin. Saadet Partisi seçime girdi 2019'da 125 bin. Ekrem İmamoğlu 13 bin oyla kazandı. Demokrat Parti ve Saadet Parti'nin aldığı oylar büyük oranda Adalet ve Kalkınma Partisi'nden alınan oylar ve ona gidebilecek oylardı. Demek ki aday çıkarmak her zaman Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine olur diye düşünerek bu partileri düşman gibi görmemek lazım. Demokrasi diyeceğiz, mücadele edeceğiz, halka gideceğiz ve halkın seçtiğine saygı duyacağız. Teşekkür ediyorum. Peki. AKP'yi kazandırmayacağız. Onu da söyleyeyim net bir şekilde. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı da sevindirmeyeceğiz yani. Evet.